Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün makyaj sanatçısı Evrim Memili ile birlikte makyaj sanatıyla ilgili güzel anekdotlar alacağız. Hanımlar için güzel püf noktaları alacağız. Keyifli bir sohbet şimdi sizleri bekliyor. Hadi bakalım. Evrim Hanım merhabalar. Bizi güzel bir stüdyoda ağırlayacağınızı beklerken çok daha sürpriz oldu. Açık bir alandayız, stüdyonun bahçesindeyiz. Bu yaz sıcağına inat, serin bir ortamda bir program yapacağız. Şimdi Evrim Memili deyince Ankara'da birçok insan sizi tanıyor. Makyaj üzerine çok fazla yaptığınız şeyler var. Ama izleyenlerimize böyle bir tanıtmak amacıyla Evrim Memili kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki Abidin Bey. Öncelikle ben hobi olarak başlamıştım bu işe. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de işletme okuyordum. Sonrasında Ankara'ya geldim tekrar. Ve sonrasında Bilkent İngilizce Türkçe çevirmenlik yazdım annemin isteğiyle. Çünkü büyük kolej mezunuyum. Hani bunu değerlendirmemin ve tabii ki hani İngilizcemi dil çok önemli. Sonrasında tabii bizim kolejden arkadaşlarımızın birçoğu iletişim tasarım Bilkent bölümünde okuyorlar. Kısa film çekelim dedik. O yüzden hani efekt makyaja merak saldım. Efekt makyaj eğitimine başlamadan önce tabii çok araştırma yaptım. TRT'den Gülsen Hoca'dan ufak bir eğitim aldım. Sonrasında zaten diziye girdim. Dizi bana çok şey kattı. Tabii birazcık yoğun tempo çalışıyorsun dizide ama gerçekten hani çok şey öğrendim. Sonra stüdyomu açtım. Ondan sonra yani hani annem aslında hani makyöz algısı biliyorsunuz birazcık farklıdır. Çok hani sanat hani sanattan ayrı tutuluyordu aslında 5 senedir falan artık birazcık daha vizyonlu bir iş haline geldi. Freelance makeup artist adı konuldukça. Yani hani çok severek yaptığım bir iş. Ben de geliştirmem gerektiğini düşündüm. Tabii hani bunu geliştirirken çok fazla kitap okuyorsun, çok fazla video izliyorsun. Sevdiğin bir iş haline geliyor. Zaten çoğu kişi biliyorsunuz ki Türkiye'de kendi mezun olduğu işi ne yazık ki yapmıyor. Ama ya benim artım hani ailemin de sonrasında bana destek vermesi. Yani çok sevdiğim bir iş haline geldi. O yüzden de zaten hani çok güzel bir şekilde ilerletiyorum. Tabii tam oldum diyemiyorum. Kimse tam oldum diyemez. Çünkü her zaman her dönemde yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Tabii bir işi yaparken kaliteli şekilde ve vizyon katarak yapmak hani çok önemli. Ben de hani bir işi yaparken kaliteli bir şekilde yapmayı istediğim için o çabadayım. Kaliteli bir şekilde yapma çabasındayım. İnsanlar da çok güzel tepkiler veriyorlar. O yüzden çok mutluyum bu işi yaptığım için. Yani başlangıç aslında hobi olarak başladı ve sonrasında devam etti. Şimdi söz konusu makyaj olunca beylerden ziyade hanımların en çok ilgisini çekiyor. Yani makyaj artık tabii günümüz teknolojisiyle de internet ortamında çeşit çeşit makyaj türlerini öğrendi insanlar. Eskiden daha az makyaj malzemesi varken şimdi yurt dışından alma imkanı daha kolay. O yüzden hanımlar daha çok ilgi gösterecektir bu haftaki konuya. Ama hani bu hobi olarak başladı. Siz Eskişehir'de okuyordunuz. Hiç aklınızda böyle bir şey yapmak yoktu belli ki. Hani okuduğunuz bölüm zaten işletme. Evet. Hani herkes daha çok işletmeyi bitirdikten sonra gider bir banka sınavına girer ya da devlet memurluk sınavına girer. Memur olayım, masa başı bir işim olsun. Genellikle bizim konuklarımız da hep böyle çok tercih edilmeyen ama aslında herkesin içinde yapmak isteyip de ya şimdi bunu yaparsam bundan para kazanamam dediği tür meslekler olduğu için dediğiniz gibi herkes sevdiği işten ziyade geçimini rahat idame ettirebileceği daha garantili işler yapma yolunu tercih ediyor. Şimdi Eskişehir'de okudunuz.
Okul bitti. Evet. Sonra dil bölümünü annenizin isteği üzerine okudunuz. Orayı bitirdiniz mi? Hayır, bitirmedim tabii ki. Yoksa 8 sene herhalde Bilkent'te okuyor olurdum. O yüzden hani artık iş hayatına atılmam gerektiğini düşünerek tabii onu yarıda bıraktım. Çünkü ikinci üniversite birazcık gerçekten zorlayıcı bir şey ve Bilkent'te hani girmek kolaydır, çıkmak zordur olayı var. Gerçekten bu gerçek yani. Şimdi tabii ki şöyle, işletme okurken ev arkadaşım ressamdı. Belki de ondan etkilenmiş olabilirim. Çünkü gerçekten güzel resimler yapıyordu. Ben de hani eğitim almak istedim. Bir süre eğitim aldım ama sonrasında şu an eşim olan, o zaman erkek arkadaşım olan kişi portresini yapayım istedim. Tabii yaptım. Ondan sonra erkek arkadaşım bana dedi ki bir daha resim yapma bence. Yani aslında resme de merakınız vardı o zaman. Ama demek ki hani çok fazla becerim yoktu ya da bilmiyorum, belki de orada bırakmam gerekiyordu ki hani bu konuya merak salayım. Zaten hani efekt makyaj benim için çok böyle özel bir şey, bir şeydi. Tabii Türkiye'de bunu yapan çok az sayıda insan var ve ne yazık ki Türkiye'de biliyorsunuz ki eğitim aldığınız alanda ücretinizi ödeseniz bile çok fazla her şeyi öğretme çabası yok. Ne yazık ki ücret alıp sadece öğretmeme çabası vardır. Şey. Aynen öyle. Yani hani ben bunu gördüm ilk başta zaten. Çünkü ne yazık ki insanlar hani sırf ben öğreneyim, hani sırf sadece ben iyi yapayım. Ama ben o çabada bir insan değilim. Ben çünkü eğitim de veriyorum, makyaj eğitimi. Hem efekt makyaj, hem profesyonel öğrenci yetiştiriyorum. Hem de yurt dışına gidecek gelinlerime kişisel makyaj eğitimi veriyorum. Ama verirken çok sevdiğim için en ufak püf noktalarını dahi öğretiyorum. Yani genelde bana öğretme, işte hani sonuçta kendine rakip yetiştiriyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü herkes ekmeğini yer ve zaten hani bana kursa gelmese bile başka yerden öğrenecek o insan ve hani bence yanlış şekilde makyaj yapan insanlar yerine düzgün ve doğru makyaj yapan insan benim rakibim olmalı diye düşünüyorum. Şimdi, makyaj sanatçısı olmanın dışında bir de bunun eğitimini veren bir evet. yapı da var sizin stüdyonuzda. Ben hemen bir iki tık geri dönmek istiyorum. Tabii. Çünkü hakikaten sizinle bu programı yapacağımızı öğrendiğim zaman benim yakın çevrem özellikle umarım bize birkaç makyaj tüyoları verir programda da hani çünkü hakikaten hanımlar çok ayna karşısında çok vakit geçirmeyi seviyorlar. Doğalarında var ve herkes de bu işi bilinçli ve profesyonel ellerden öğrenip yapma yolunda. Şimdi Bilkent'te okuyan arkadaşlarınız kısa film çekecekler ve size bu teklifi mi getirdiler? Yani bu teklif size neden geldi? Aslında böyle bir resimden makyaj hani biraz bağı kuramadım ben. Aslında birkaç arkadaşım hani bence bu işe girmelisin. Hani birlikte yaparsak güzel olur. Çünkü benim annem de senaryo yazıyor. Aynı zamanda roman yazıyor. Hani bunları nasıl gerçekleştirebiliriz vesaire. Aslında hani benim de biraz aklımda vardı ama çok yakın birkaç arkadaşım da benim tam aklıma soktu. Sonrasında zaten neredeyse bütün bitirme projelerini birlikte yaptık Bilkent iletişimine. Kız arkadaşlarınızla aranızda böyle hani birbirinize makyaj yapardınız da ya Evrim sen ne kadar güzel makyaj yapıyorsun ama geldi olay nasıl oldu ki? Aslında hani bütün arkadaşlarım böyle bir algısı vardı ama ben kendime çok makyaj yapan bir insan değilim şu an bile yani. Evet hani baktığım zaman çok sade bir göz kalemimi görüyorum sadece. Evet, yani çok fazla makyaj seven bir insan değilim ki zaten bayanlara da hani ilk başta her zaman söylediğim bana makyaja özel makyaj eğitimine gelen bayanlara da her zaman söylediğim şey ne kadar doğal o kadar güzel. Yani ne yazık ki önceden daha çok görüyorduk. Şimdi insanlar daha bilinçli, daha güzel ürünler kullanıyorlar. Belki de o yüzden artık daha güzel makyajlar görüyorum ve mutlu oluyorum. Daha soft, artık hani moda da sanırım daha softa kaydığı için insanlar da hani birazcık daha bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Dedim ya,
makyözlük yani make-up artistlik artık daha kaliteli bir şekil almaya başladı. Bu da yani hani inşallah biz de buna katkıda bulunmuşuzdur. Çünkü artık hani freelance, serbest makyöz olarak çalışmaya başladıklarından beri insanlar birazcık daha moda makyajı, alaturkalıktan kayıp birazcık daha modern makyaj yapmaya başladık. Evet, artık yani o yüzden insanlar da hani fotoğrafları çok incelediği için, videoları çok izlediği için bunun algısını daha çok yaşıyorlar. Çekilen kısa filmler peki hani şimdi bazen bakıyoruz radyo, televizyon, sinema okuyan öğrencilerin hazırladığı ya da böyle hobi olarak kendi kısa filmini çeken insanlarda mesela zombi filmi çekenler var. Ya da daha action dedikleri kısa filmler oluyor, yara bere falan, yanmış yüz falan. Sizin yaptığınız ilk çekimler nasıldı o kısa filmlerde? Bizim Manken diye bir kısa filmimiz vardı. Bunu hani kel ve bembeyaz bir makyaj yaparak gerçek bir manken haline çevirdik. Mesela öyle bir kısa filmimiz vardı. Yine korku. İşte bir tane bakıcıyla küçük bir çocuğun işte evde yalnızken yaşadığı bir durumdu. Kaza sahnelerimiz olan kısa filmlerimiz vardı. Zaten hani dizide çalıştığım zaman da efekt makyaj bildiğim için Kurtlar Vadisi'ne dönmüştü bir sezon. Bayağı bir kazalar, işte dövüşler vesaire. Yani hani ben bayağı seviyorum ama tabii bunu artık yavaş yavaş hani efekt makyajla şov makyajını birleştirip birazcık da fotoğrafa yansıtmaya başladık. Bu tabii şeyden sonra oluyor. Tabii. Kısa filmden sonra. O zaman mı ikna oldunuz? Yani evet ya ben bu makyaj işini severek evet. yapabileceğim. Evet. Diziden ayrıldıktan sonra kendime stüdyo açtık zaten. Hani stüdyom her zaman vardı. Stüdyoyu açtıktan sonra sürekli fotoğrafçılarla çalışmaya başladık. Çünkü bu birazcık portfolyo işi yaptığımız portfolyo yaptığımız zaman hani bir yere gelebiliyoruz. Çünkü insanlara yaptığın işi görmek istiyorlar ve kendini tanıtman daha kolay oluyor. Sonra hemen web sitesi yaptırdım zaten. Birkaç fotoğrafçıyla anlaştık. Sürekli çekim yaptık. Tabii o zamanlar daha amatörsün. Hani bazı şeyleri görmüyorsun. Şimdi mesela İstanbul'da daha çok hani çekimlere gidiyorum. Katalog çekimleri vesaire. Artık çok daha soft, daha kaliteli işler. Bir de tabii ki çalıştığın modeller profesyonel oluyor. Çalıştığın fotoğrafçılar profesyonel oluyor. Ve işinin bir fotoğrafta gördüğün zaman, güzel bir işini fotoğrafta gördüğün zaman bu seni inanılmaz mutlu ediyor. İnsanlar bunu beğendiğinde daha çok mutlu ediyor. Aslında hani burada anladım biraz hani bu işi yapmam gerektiğini. Çünkü insanları güzelleştirdikçe insanlar bunlardan mutluluk duyup sizi önermeye başlıyorlar. Aslında ben hiçbir reklam yapmadım ya da hiçbir organizasyon firmasıyla görüşmedim, bir şey yapmadım. Ama referans çok güzel bir olay. Artı bir de mesela bana soruyorlar işte diyorlar ki bayanlarla anlaşmak zor değil mi? Bana göre hiç zor değil. Çünkü hani bana referanslı olarak beni tanıyarak geldikleri için hiçbir sıkıntı. Aynen. Yani zaten o tarz meselesi, senin işini gördüğü zaman bir insan hani o tamam diyor. Ve sana güvendiği için de o iş çok rahat bir şekilde bitiyor. Şimdi stüdyo açmak zaten başlı başına bir cesaret işi işin açıkçası. Yani çok iddialı bir şey. Hani ben bir stüdyo açacağım dediğiniz zaman dur bakalım yani senin elinde hazır müşterin var mı? Böyle bir talep var mı? Benim merak ettiğim nokta dizide makyöz olarak başladığınızda belli ki dizideki ortam sizi çok sarmamış. Çok uzun saatler çalışılıyor. Hani birkaç dizi deneyimim olduğu için oradan biliyorum. Çok normal insanların katlanabileceği türden bir yaşam şekli değil. Yani hakikaten o set ortamına aşık olmak gerekiyor. Çok sevmek gerekiyor. Şimdi orada böyle bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu yaşıyorsunuz. Gelir olarak da belki beklentinizin çok altında olabiliyor dizi sektöründe.
Şimdi bu işi yapmak için de böyle bir umutla oraya başladınız. Tabii. İşin duygusal tarafını merak ediyorum. Yani o dizi dönemindeki zorluğu neydi? Yani sonra o diziden ayrıldınız. Yaşadığınız duygu neydi de sizi bir stüdyo açmaya itti? Aslında şöyle bir şey. Yani ben diziye girdiğim için hiç pişman değilim. Orada gerçekten hani çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel oyuncular, yönetmenler tanıdım. Bana çok çok şey kattı. Belki de hani benim bu yolda ilerlememin en büyük hani başlangıcı diyebilirim dizi için. Zaten diziye başlarken herhangi bir ücret vesaire hani sorup başlamadım. Birazcık hani çünkü bir işe başlarken direkt maddiyatla başlanıldığı zaman bence sanatla ilgili bir şey yapıyorsan bu iş bitmiş demek. Kafadan orada bitiyor zaten yani, değil mi? Evet. Çünkü ne kadar ticarete dökersen bu işi. Mesela ben çoğu kişiye hani indirim yapmayan insanlar var. Ben mesela kıyamam, her türlü indirim yaparım, şey yaparım, yardımcı olurum. Ama mesela bir de bunun ticari yönü çok fazla olan kısımlar var. Ya ben o zaman sanatın öldüğünü ve aynılaşmaya başladığını düşünüyorum. O yüzden herhalde ben diziye girerken de hiç ücret vesaire sormadım. Zaten hani Ankara'da dizi ücretleri çok cüzi. Yani o kadar çalışıyorsun ama ne yazık ki hani hak ettiğin para da verilmiyor. Yani hani benim yerime başka insanları düşünüyorum. Gerçekten hani zorlayıcı bir şey. Benim şu şansım vardı. Annem var. Yani hani benim her zaman destekçim. Evet, yani destekçim annem var. Zaten stüdyomun da hani kurmam için en büyük destek annemdi. Dizide aslında ben devam ederdim. Yani 6 ay sürdü benim diziyle birlikte çalışmam. Yalnız tabii kar kış demeden dışarıda saatlerce bekliyorsun bazen. Ve bronşit oldum. Ondan sonra artık annem dayanamadı tabii. Tamam sen artık evet önceden karşı çıkıyordu. Tamam dedi, sen bu işi seviyorsun. Artık tamam devam et madem, stüdyo açalım ama ayrılacaksın. Ben boşuna okutmadım seni dedi. Evet. Kıyamadı tabii ki bana. Tabii her anne gibi desteğini de esirgemiyor ama. Aynen, ondan sonra ben zaten stüdyomu kurdum. Sonra yine hani bir ücret olarak şey yapmadım. Yani yine bir para şeyim yoktu. Hani beklentim yoktu zaten fotoğrafçılarla çalışırken. İlk başta tabii portfolyo kasıyorsun. Hani öyle bir beklentin olması mümkün değil. Sonrasında insanlar web sitemi görerek beni aramaya başladılar. Böyle ilk gelin makyajımı yaptığımda çok mutlu olmuştum mesela. Sonrasında Groupanya diye bir biliyorsunuz evet, hani şeyler evet, var, fırsat siteleri evet, var. Oraya bir şey yolladım. Hani öyle bir anlaşma yaptık. Ki sizi hiç kimseden değil, tamamen tesadüf üzerine mi web sayfanızdan bulmuşlar? Evet, aynen yani öyle. Bir makyöz arayalım bakalım internette aynen, ne var deyip. Aynen, Face falan yani hani böyle iletişim kuracağım yerler açmıştım. Orada portfolyomu paylaştıkça insanlar bana eğitim veriyor musun? İşte gelin makyajı yapıyor musun diye sormaya biraz başladım. Talep doğrultusunda aynen, da aslında aynen, şekil almış gibi. Tabii ki aynen öyle oldu. Yani o aslında beni en çok hani mutlu eden ve bu işi 4 senedir profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyorum. O itti yani hani şimdi tabii ki paramızı da kazanıyoruz. Bu iş sonuçta hani tek başınasın. Bir şekilde ekipçe çalışıyorsun. Fotoğrafçımız var, işte saç tasarımcımız var yönlendirdiğimiz gelinlerimize. Çünkü gelin sana geldiği zaman, güvendiği bir insana geldiği zaman her şeyi soruyor. Gelinlikçisinden, saç tasarımcısına, fotoğrafçısına, mekanına, her şeyini. Her şeyini sizinle paylaşıyor. Mesela buraya geliyorlar, çok stresli oluyorlar. Psikolojik terapi bile yapıyorsun. Yani gerçekten öyle. Hanımları hakikaten sakinleştirmek de zordur. Ki böyle bir düğün olduğu zaman hani düğün özel bir şeydir. Her genç kızın hayalidir beyaz bir gelinlik giymek ve çok stresli oluyorlar. Aynen. Ya bir de zaten seni tanıyıp sana güvenip seni kırmak istemedikleri için zaten ister istemez sakinleşiyorlar. Sen ufak bir şey söylediğinde, güldürdüğünde vesaire sakinleşiyorlar. Ben o yüzden hani gelinliğimle ayrı bir bağım var diye düşünüyorum. Yani o yüzden çok mutluyum. Yani bu işi yaparken Allah'a şükür şu zamana kadar hiç sıkıntı çekmedim.
İnşallah da çekmeyiz yani. İnşallah. Tabii ki olabilir sonuçta. Hani herkesin tarzı farklı. Ben zaten makyaja başlamadan da Abidin Bey diyorum hani herkesin tarzı başkadır. Beğenmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Ya da çok beğenebilirsiniz. Hani herkesin hitap ettiği kısım çok farklı. O yüzden ben bir sıkıntı yaşamadım şu zamana kadar. İlk makyajınız stüdyoyu açtıktan sonra gelin oldu. Evet. Ama şimdi şeyi de merak ediyorum. Hani böyle bir şeyler yapmak isteyen insanlar da hani merak eder. Ben şahsen başarı öykülerini dinlemeyi çok seven bir insanım ki bu konularda ağırlıklı böyle bir program yapma niyetimiz oldu. Bizi buralara kadar getirdi. Stüdyoyu nasıl kurdunuz? O dönemi nasıl hatırlıyorsunuz? Yani o yerin bulunması, kafanızda nasıl bir yer vardı? İçeriği nasıl dizayn ettiniz? Çünkü hanımlara ağırlıklı çalıştığınız için hanımların beğenisine. Tabii. Çünkü mekanın ortamı da çok önemli. Tabii ki. Yani zaten hani annemin bir ofisi var. Annemin ofisi olduğu için hani zaten tek başına çalışıyordu. Tek başına çalıştığı için de hani boş odalarımız vardı. Aslında onları birazcık değerlendirdik. Ama annem birazcık feminen ve ağır şeyleri seven bir kadındır. Yani işte altın varaklar, siyahlar vesaire. Evet, hani birazcık evet. Hani ve birazcık daha kadın kokan şeyleri seven bir kadındır. Onun çok bir şeyi oldu bana. Yararı ve desteği oldu. Birlikte seçtik zaten. Çünkü klasik stüdyolar gibi olmasını istemedim açıkçası. İşte beyaz bir ayna, ışıklar, işte beyaz her şey, siyah beyaz kırmızı değil de daha kadınlar girdiği zaman böyle hani kadın kokmasını. Evet. Zaten stüdyonuza girdiğimde ilk dikkatimi çeken koltukların genel dizaynında öyle altın varaklı. Yani insan girdiği zaman erkek girince içeri biraz geriliyor. Ama eminim ki hanımlar girdiği zaman oh kafamıza göre bir yer bulduk galiba aynen, diyorlar. Yani kadın çok güzelmiş yeriniz diyerek giriyor. O çünkü genellikle stüdyolar hep böyle daha modern dizaynlar, evet. Tasarımlar. İzleyenler de görecektir içeriği gezerken. Evet. Daha böyle modern dizaynlar şu dönemde çok fazla. Evet hani işte ben pek bir şeyin benzemesini çok fazla sevmediğim için sanırım. Makyajda modernim ama mekan konusunda pek değilim sanırım. Bir de zaten dediğim gibi yani hani daha zengin göstermesi gerektiğini düşünüyorum bir yerin bir ortamı. Eşyalarıyla birlikte zengin görünmesini de hani insan sağlar. İnsan hani biz de hani annemle oturduğumuz zaman böyle yapalım diye düşündük. O yüzden hani bu şekilde yaptık. İnsanların da hoşuna gidiyor. O da beni mutlu ediyor açıkçası. Bu annenizin ofisinde daha önceden herhalde başladınız evet. Bu işe. Normalde stüdyo. Evet. Sonra oradan ayrıldınız. Ve evet. Daha aynen. Farklı bir mekanda ama aynı klasik dizaynla beraber. Yani işlerin yoğunluğuyla mı hani daha büyük bir yere geçeyim dediniz, nasıl oldu? Hani sonuçta artık daha çok yoğun olduğun zaman yine yalnız çalışıyorum hani şey yapmıyorum hani bir asistanla vesaire çalışmıyorum. Çünkü size gelenler sizle çalışmak istiyor. Tabii ki arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Yoğun olduğum zaman yönlendirme yapıyorum. Özellikle öğrencilerime yapıyorum. Kendi yetiştirdiğim, güvendiğim insanlara yapıyorum. Çünkü sonuçta kendim yetiştirdiğim için daha çok güveniyorum. Ama tabii onlar da doluysa, yoğunsa başka arkadaşlarıma da yönlendiriyorum. Hani çoğu kişiye yönlendirme yapmıyor ama ben yönlendirmenin bir kayıp olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi makyaj sanatçılığı böyle çok revaçta olan bir meslek türü değil. Yani herkes durup da dur ya ben de bir makyaj stüdyosu açayım deyince İşin içine girince rengi değişiyor. Yani göründüğü kadar kolay bir iş değil. Tabii. Ama öğrenci yetiştiriyorsunuz. Tabii ki. Şimdi arkadaşlarınızın sizi uyardığı gibi ben de şunu sormak isterim. Bu bir risk değil mi? Zaten hani büyük bir pasta yok. Bana ki Ankara'ya göre kıyasladığınızda çok fazla makyaj sanatçısı var burada. Hı hı.
potansiyel de var ama hani o potansiyeli daraltmak adına öğrenci yetiştirmek, hani bu da bir risk değil mi? Şöyle diyelim, zaten insanlar birkaç ismi biliyor. Yani Ankara'da gerçekten freelance ve gerçekten çok kaliteli çalışan birkaç isim var. Hani stüdyosu olan ve serbest çalışan birkaç kişi var. Aslında çok fazla değil. O yüzden aslında pasta büyük. Potansiyele göre pasta tabii büyük oluyor. Yani İstanbul'a göre, İstanbul'a kıyaslarsak kesinlikle Ankara çok büyük bir potansiyel. Çünkü İstanbul'da çok fazla makyöz var ve çok iyi makyözler var. Ankara'da yani dizi, sinema sektörü, aynen, klip sektörü, yani müzik sektörü de orada modanın kalbi İstanbul orada, olarak tabii olduğu için tabii doğal. Tabii orada daha fazla fiyatları yapıyorsun. İstanbul'da tabii daha fazla fiyatları yapıyorsun ama Ankara'da hani o kadar şey rakamlar yok. Bir de şöyle, tabii herkes stüdyo açamaz. Sonuçta bir şirket kuruyorsun. Bunun vergisi oluyor, algısı oluyor. Bir sürü kira masrafıydı ve hani birçok şey yanında geliyor tabii ki. Ama mesela stüdyo açmadan da devam ettiren birçok make-up artist arkadaşımız var. Zaten İstanbul'da stüdyo algısı pek fazla tanımadım. Yok. Yani mesela stüdyo İstanbul'da yok. Hani stüdyo açan make-up artist çok çok iyi olsa da çok fazla bilmiyorum. Daha çok hani zaten büyük işler aldıkları için ya da çekimlere gittikleri için evet o an aynen çekim ortamında, set ortamında şey yapıyorlar. Ama Ankara'da öyle değil. Bir yerin olduğu zaman hani ve kaliteli de bir yerin olduğu zaman daha çok tercih ediliyorsun. Hele ki bir de iletişimin güzelse zaten o insan o ona söylüyor, o ona söylüyor. Onun arkadaşlarıyla şey yapıyorsun, tanışıyorsun. Onların gelin makyajlarını yapıyorsun. İstanbul'da aslında öncesinde yani şu bu yaz haricinde şöyle bir algı vardı. Sadece çekim makyajı yapayım. Hani gelini çok fazla açıkçası şey yapmıyorlardı. Tercih etmiyorlardı. Evet. Ama tabii gerçek ticari anlamda paranın gelinde evet olduğunu öğrenen kesim artık yavaş yavaş geline de kaymaya başladı. Ama Ankara bunu zaten öncesinde algılamış bir yer olduğu için mesela İstanbul'dan gelipse Ankara'da iş yapamazlar. Çünkü burada da oturmuş bir kitle var. Tabii. Ve onları seçen insanlar var. Önceden fotoğraf sanatçısı konuklarımız da oldu. Onlarda da böyle. Yani kimisi freelance çalışıyor İstanbul'da özellikle. Çekim yapılacağı zaman bir plato tutuluyor, giriyoruz içeride çekiyoruz. Yani çok stüdyosu olan fotoğraf sanatçısı da yok. Şimdi buradan sizden de bunu duydum. Makyaj sanatçısı da İstanbul'da çok stüdyosu yok. Aynen. Ama Ankara'da biraz hani olması lazım gibi. Çünkü çok bürokrasi var. Üst düzey bürokratların çocukları, akrabaları. Hani onlar biraz daha ciddiye alması için tabii sanki öyle bir şey gerekiyor. Senin mekanını yerini görmek istiyorlar. Hani sana bu bir de güven oluşturuyor insanlarda. Evet. Yani
Ben her zaman bir yerinin olması gerektiğini düşünen bir insanım. Bir de bir yerin olduğu zaman daha çok çalışma isteği doğuyor insanın içinde. Daha çok mekanına geliyorsun, daha çok çalışıyorsun. Çünkü düşünün, evdesiniz, yani iş yok. İş, insanın iş yapası daha az olur. Ama stüdyonuza geldiğiniz zaman daha çok iş yapmak istiyorsunuz. Şunu da yapayım, bunu da yapayım vesaire. Hani bir de ürünleriniz çok önemli tabii ki. Aldığınız ürünler. Onları gördüğünüz zaman zaten hani bir iş yapmamanız mümkün değil. Hani zaten ben eğitim veriyorum. Hafta içim o şekilde dolu oluyor. Hafta sonum gelinlerle dolu oluyor. Sezonluk mu peki bu eğitimleriniz? Yani hani yaz sezonunda çok fazla eğitim alamıyorum. Genelde Eylül'de başlıyor eğitimlerimiz. 3 ay sürüyor. Ama yani kış sezonunda her zaman katılabiliyorlar eğitimlerimize. Ama yazın ne yazık ki hani çok yoğun olduğumuzdan dolayı alamıyoruz. Tabii düğün sezonu. O zaman çekimlere dahi gidemiyorsun. Zaten çekim sezonunda kışın başlıyor daha çok. İstanbul'a daha çok kışın git gel yapmaya başlıyoruz. Peki şimdi makyözlük sanatını yapmak isteyenler mi daha çok sizden eğitim almaya geliyor, yoksa sıradan bir sade vatandaş, yani ben dışarıda makyajımı yaptırmak istemiyorum, kendi malzemelerimle kendi makyajımı yapmak istiyorum deyip de gelenler de var mı? 3 tip öğrencimiz oluyor bizim. Bir profesyonel, ya kendi yeri varsa ya da bir yerde çalışıyordur, profesyonel makyaj işi yapıyordur. Hani o şekilde ya da hobi olarak istiyordur. O şekilde yapıyordur ama profesyonel eğitim alan var. Bir kendine iyi makyaj ve doğru ürünlerle makyaj yapmak isteyen var. Bir de yurt dışına çekim, mesela artık bu çok büyük bir şey, sektör olmaya başladı. Yurt dışına gidiyorlar balayına, orada fotoğraf çektiriyorlar mesela gelinler. Ama gitmişken orada kendi makyajımı kendim yapayım. Bulamadıkları için ya da çok pahalı olduğu için de kendi makyajımı burada öğreneyim, ürünlerimi de alayım, gideyim orada kendim yapayım diyorlar ve o şekilde de eğitim alıyorlar. Bu çok geniş yelpazeli, ev hanımına bile hitap eden bir eğitim şeyi o zaman. Şimdi pasta yapanlar var mesela, işte butik pastalar vesaire, ev hanımları artık bunlara da merak salıyor. Ya da işte dediğim gibi makyaj öğrenip yapmak isteyen de var. Tabii makyaj birazcık masraflı bir iş. Çünkü ürüne yatırım yapıyorsun ve ürünlerin ucuz ürünler değil. Tabii kaliteli iş yapacaksan ucuz ürünler değil. Peki iyi makyajı ürünle orantılayabilir miyiz? Yani iyi ürün tabii olursa ki daha iyi makyaj oluyor. Tabii ki. Hani ama hani kimileri der ya, ben ne olursa her türlü öyle iyi çıkarım, şey, öyle bir şey var. Olamaz. Hani tekniktir önemli. Teknik de önemli. Ama iyi ürün de çok önemli. Senin tekniğin iyi olsa da kötü bir ürün kullanıyorsan o tekniğinin hiçbir önemi yok. Yani ikisi bir bütün. Nasıl makyajla fotoğraf bir bütün ya da makyajla saç bir bütün? Bu üçü bütün olduğunu düşünüyorum. Makyaj, saç, fotoğraf bir bütün. Bir algı, yani hani işte saçımı şöyle toplarım yine de güzel görünür her şey falan değil yani. Ya da makyajı öyle yaparım, işte saçımı sadece şöyle toplarım, işte öyle görünürüm falan değil. Yani fotoğraf makyajı bile, fotoğraf saçı bile çok farklı oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani düğün için yapılan bir makyajla bir video klibin çekiminde yapılacak makyaj ya da sahneye çıkacak birinin, hani bu bir seminerde konuşmacı da olabilir, spotların önünde konuşmacı olarak performans gösterecek birinin makyajı, bunlar birbirinden farklı o zaman. Farklı tabii ki. Yani bir de şöyle düşünün, hani genelde bayanlar der ya, işte porselen gibi yüzü var, işte ne kadar güzel, hiçbir şey görünmüyor. Yani çoğu zaten biliyorsunuz ki videolarda hem montajda oynanılan şeyler var artık. Photoshop dediğimiz, retouch dediğimiz bir durum var fotoğrafta. Hem bunlarla ilgili hem de kullandığımız ürünlerle de ilgili bir şey. Sen kötü bir ürün kullanırsan retouch'ın ne kadar iyi de olsa, ne kadar iyi de olsa bir de daha az başarılı olur. Yani hani o yüzden diyorum, her zaman makyaj ürünü çok 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 önemlidir. Mesela fotoğrafta daha ince fondöten kullanırız. Video çekimlerinde daha porselen makyajına uygun yağ bazlı ürünler kullanırız. Mesela işte bir yere gidecek, işte spotların altında ve parlamanın olmaması için daha
mat pudralar kullanılır vesaire vesaire gibi. Yani hani bu çok çok farklı yönden de algılanabilir. Farklı ürünlerde tanıyıp ona göre uygulama yapıp ve ona göre tanıyorsun. İnsan yüzüne göre de değişir. Mesela tenine göre farklı ürünler kullanmalısın. Yağlı bir cilde sen yağlı bir fondöten kullanamazsın gibi. Ya da kuru bir cilde pudra bazlı bir fondöten kullanamazsın gibi. Yani. Böyle. İşin içine girdikçe hakikaten derin. Şimdi tabii ben yaptığım iş itibariyle sahneye çıkarken illaki hafif bir makyaj yapıyoruz. Çünkü ışıkların patlaması, o sıcakla çok ciddi sıkıntılar oluyor. Hep fotoğraflarımızda ya rengimiz farklı çıkıyor. Yüzümüzün bir kısmı parlamış, sarımsı, turuncu ya da yeşile çalıyor. Ama tabii bunu ben şimdi sahneye çıkarken bu kadar detayını düşünerek yapmamıştım. Klip çekimlerinde tabii daha farklı oluyor. Tabii. Şimdi bu hani benim iş alanımla ilgili ama bir de günlük hayatta insanlar mesela düğün için gelenler o zaman daha farklı bir makyaj yapılıyor. Tabii ki. Ya onların mesela kesinlikle akmaması için. Çünkü saat sabah 8'de yaptırıyor. Gece akşam saat 7'de makyaj. Kaç hani, saat sürüyor bir gelin makyajı? Valla hem gelin makyajının süresi mi? Bir saat. Bir saat. Yani totalde en fazla konuşarak yapıyorum ben genelde. Ya da işte öncesinde nem maskemizi yapıyoruz vesaire yapıyoruz. Cildi hazırlıyoruz. Sonrasında başlıyoruz makyaja. Hani en fazla bana bir saat ayırmalarını istiyorum. Ama burada önemli olan makyajın uzun süre dayanabiliyor olması. Tabii. Yani kusmaması lazım. Tabii ki. Akmaması lazım. Onu tabii nasıl sağlıyorsunuz? Onu da işte dediğim gibi cilde doğru ürün kullanarak yapıyoruz. Yani mesela hani tabii bazı gelinlerimiz ya da bazı bayanlar ne yazık ki hani dinlemiyor sizi. Diyorlar ki hani daha katı bir fondöten, daha hani şey pürüzsüz olmasını istiyorum, daha kalın fondöten uygulatıyorlar ve uygulattıkları zaman mimik çizgileri daha derin görünüyor. Gözenekler daha çok ortaya çıkıyor. Hele ki kuru bir cilse hemen kusuyor. Yani biz mesela kuru ciltlerde ve hani hafif mimikleri fazla kullanan insanlarda daha ince, minimal fondötenleri öneriyoruz. Ama tabii siz sonuçta böyle böyle olabilir dediğiniz şeyde bile size hayır ben daha katı ve daha kalın bir fondöten istiyorum dedikleri zaman siz de hayır ben süremem diyemezsiniz. Tabii ki sürüyorsunuz. Genellikle gelen müşterileriniz diyeyim biraz teslim oluyor size. Evet, yani geneli böyle evet. Mutlaka her alanda biraz kendi dediği olsun isteyen oluyor. Bilgisi tabii olmadığı halde tabii. Ama sizde böyle bir şey var sanırım. Gelen müşteri size teslim ediyor benim yüz şeklime göre, tenimin yapısına göre. Gölgelendirmeler yapıyoruz işte, burun daraltıyoruz, yanaklar, elmacık kemiklerini çıkartıyoruz vesaire yapıyoruz. Çok keyifli bir sohbet ama ben istiyorum ki benim gibi izleyenler de görsün. İçeride çalışma alanını bir görmek isteriz. Tabii ki. Bir içeri gezdirirsen bizi çok mutlu olurum. Tabii ki. Hadi o zaman içeri gidelim. İçeriği gördük. Çok keyifli. Hakikaten hanımların girdikleri zaman evet burası bir makyaj stüdyosu diyebileceği bir ortam. Ama en çok merak ettiğim şeylerden birini soracağım.
sizinle program yapmayı karar verdiğimizde en yakın çevrem yine dedi ki birkaç şeyler öğrenir misin işin inceliklerinden. Mesela ünlülerin makyajlarını illaki takip ediyorsunuzdur, magazinlerden olsun, video kliplerden. Genel olarak en çok beğendiğiniz sanatçının makyajı kimde var? Hani klibinde olsun, televizyon programında olsun, hani baktığınız zaman ya bu sanatçının makyajı hakikaten başarılı. Türk mü yabancı mı? Türk de olur, yabancı da olur. Rihanna'nın beğenirim tabii, herkesin olduğu gibi. Rihanna'nın zaten gerçekten zaten yani buna söylenecek bir şey yok. Çok güzel. Bu kadar değişim olması zaten bence en göz alıcı şeyi. Bir de Jennifer Lopez'i çok beğeniyorum. Zaten baktığımız zaman sanki makyaj yokmuş gibi ama var. Evet. Show makyajı olarak da Lady Gaga zaten ismini bayağı büyük harflerle yazdırmış bir sanatçı. Onun dışında Seda Sayan soft, güzel bir makyaj yapıyor zaten. Onun dışında Bülent Ersoy, bilmiyorum, o bayağı bir fashion makyaj. İşte ona show makyajı diyoruz. Gerçekten hani bir insan bu kadar değişebilir. Ben onun makyajını tebrik ediyorum. Gerçekten hani iddialı bir makyaj. İddialı ama o kadının da kaldırabileceği tersine makyaj o, yani hani gerçekten bilmiyorum, ben beğeniyorum. Hani şey derler, bütün boyayı yüzüne boyamış, bu ne ağır. Erkekler çünkü çok makyajdan haz almıyor. Evet. Hani ne kadar az ruj, ne kadar az boya, o kadar daha erkeklerin tercihi. Ama hanımlarda tam tersi, böyle farlar, eyelinerlar, rujlar falan, her şey havada uçuşuyor. Ya aslında şöyle diyebiliriz. Yani artık insanlar bilinçli, dediğim gibi çok fazla, önceden çok fazla. Mesela özellikle işte bu Bülent Ersoy'un göz hatları bembeyazdır eskiden falan, hani bu bir moda olmuştu bir ara. Ve gerçekten kötüydü. Çünkü o kadına yakışıyor. O kadın onu kaldırıyor. Ama herkes bunu kaldıramaz. Yani bir düğüne öyle gidilmez diyor. Gidilmez. Yani bembeyaz göz altıyla ben bilmiyorum. Ben beğenmiyorum. Ben birazcık daha makyajın kadının önüne geçmesi değil de kadının güzel yönlerini ortaya çıkarmasından yanayım. Mesela Hadise'de bunu yapıyorlar bence. Yani hani gerçekten soft bir makyaj yapıyorlar kadına ve gerçekten hani zaten yüz hatları hoş bir bayan. O yüzden yakıştığını düşünüyorum. Herhalde Türklerden en sevdiğim makyajı Hadise diyebilirim. Peki ne önerirsiniz bir makyaj yaparken? Yani kendi yüz şeklini anlaması açısından, hani mesela yuvarlak yüzlü insanlara şu yakışır diyebileceğiniz ya da yüzü daha uzun yapılı olan insanlara bu yakışır diyebileceğiniz o püf noktalar var mı? Yani zaten bunu gölgelendirmeyle artık oluşturuyoruz. Artık kontür dediğimiz bir durum var ve gerçekten bu insanları çok değiştiriyor. Ama tabii bunu da abartan insanlarımız ne yazık ki var. Hani ürünlü, çünkü bununla kontür yapma ürünlerimiz birazcık kalın ürünler. Bunu birazcık abarttıklarını düşünüyorum. Onun yerine hani daha soft bir şekilde de gölgelendirme yapabilirler. Mesela uzun yüzlüler daha düz şekilde pudralarını ve gölgelendirmelerini yaparlarsa, yüzü birazcık daha daraltıp hafif de çeneden kıstıkları zaman daha minyon, daha oval bir yüz ortaya çıkar. Zaten genelde bizim önerdiğimiz ve olması gereken yüz oval bir yüzdür. Buna çevirebilirler. Mesela çok minik yüzleri olan bayanlar var. Onlar da biraz gölgelendirmeleri aşağı doğru yaptıklarında daha uzun bir yüz elde edebilirler. Bayağı fark ettiriyor diyorsunuz yani. Çok. Yani mesela biz prova yapıyoruz gelinler öncesinde. Bir tarafın kontürünü farklı, bir tarafın kontürünü farklı yaptığımızda bayanlar buna inanamıyor. Nasıl böyle ya falan diye. Göz yanılgısı değil, gerçekten bu belirli bir şekilde gösteriyor makyajı. Özellikle mesela biz bir firmaya, bir kozmetik firmasına bir çekim yapmıştık. Aslında aynı kızla çalışma yaptık ama 6 tane makyaj yaptık. 6 makyajda da kızın farklı kız olduğunu düşündü herkes. Yani bu da gölgelendirmelerle ve makyajın değişmesiyle ortaya çıkan bir şey. Yani tabii ki de mesela şu bir olanaksız, işte beni Rihanna yapın ya da beni şu yapın.
Eğer ki mesela bazı videolarda işte kız kendini ne yapıyor? Angelina Jolie yapıyor mesela. Nasıl yapıyor? Yüz çekti, buna uygun oluyor aslında. Ama gölgelendirmeleri de ona göre yapıyor. Küçük bir burun, küçük bir şey, yüz varsa zaten istediğin şekli genelde alıyor makyajla, yapılan uygulamayla. Ama tabii şimdi çok tombul bir suratımız varsa bunu da mesela yine şu kısımlardan aşağı doğru hafif kahverengi gölge yaparak ve bronz pudralar kullanarak elde edebiliriz. Ama dediğim gibi bir Rihanna, bir işte Jennifer Lopez yapamayız. Yani o genelde plastik makyajla olabilecek bir şey. Kesin yapısına almış. Göre değişiyor. Yani eğer ki yüz hatları buna uygunsa yapabiliriz. Evet. Yüz hatları buna uygun değilse zaten öyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi yabancı kliplerden de gördüğümüz oldu. Türk kliplerinde de var. Mesela erkeklerin video kliplerinde, video müzik kliplerinde plastik makyajla daha kaslı gösterme gibi bir durum var. Hiç böyle bir şey yaptınız mı? Plastik makyajı değil ama mesela yine bir kontür gölgelendirme ve Photoshop'la tabii bu algı kırılabiliyor, yapılabiliyor. Çünkü plastik makyaj pek fazla onu kaldıracak bir düzeyde değil. Çok büyük bir prodüksiyon gerekli bunun için. Çünkü hani plastik makyaj olayı birazcık maliyetli bir olay. Yani hani efekt makyaj farklı, plastik makyaj çok çok farklı. Çünkü plastik makyajda bir kalıp çıkarıyorsun, o kalıbı tekrar işlemden geçiriyorsun, o insanı şey uyguluyorsun vesaire. Hani o çok çok, Türkiye'de çok fazla yeri olmayan sanırım bir sektör ama çok güzel bir sektör. İşte action filmlerde, vurdulu kırdılı filmlerde yara bere yapmak için genellikle kullanılan şeyler çok sanırım. Çok büyük bir prodüksiyon, yani bir kişiyle olabilecek bir şey değil. Kaç yüz kişi çalışıyor o filmi yapmak için. Evrim Hanım, makyaj sanatçılığının derin bir şey olduğunu biraz düşününce farkına varıyorduk ama siz anlattıktan sonra hakikaten çok incelikleri olan, hakikaten bir sanat diyebileceğimiz bir iş alanı olduğunu bizimle paylaştınız. Çok keyifli bir sohbetti. Ben umarım izleyenlerimiz de keyif almışlardır. Özellikle hanımlar ufacık tefecik püf noktalarından illaki bir şeyler kapmışlardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Sağ olun.